Haydi. De haydi. De haydi. Alo, Okan abicim, şu anda herkesin arkası dönük. Sen beni duyabiliyorsun, herhangi bir sıkıntım yok. Sesim yayına gidiyor değil mi bu odadayken sen burada olduğun sürece? Tamam, süper. Evet, o zaman arkadaşlar, öncelikle doktorumuzu seçiyoruz. Let's go. Doktoru ben daha önceden seçtim. Kendisi vampir olmaktan çok haz etmediği için ve ona bir rol vermek istediğim için kendisini aşağıya çekelim bakalım. Kemal Bey, bir bize dönebilir misiniz acaba? Kemal Bey, doktorluk rolünü size layık gördük. Sizin için okey midir efendim? Beni doktor yapma, beni doktor yapma vallahi. Vallahi mı? Oğlum şimdi bak, bir şey, bir yanlış yaparım, her şeyi benden kaybederim. Olma, hayır 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 hayır, oğlum, hayır olmaz. Oğlum bak, plays mi Kemal, ben şu an yapma. Sen o plays'i, bak bu yapsın. Oyun var ya, öyle bir plays yapacaksın ki 3 el üst üste köylüler ölmeyecek. Bak ben sana inanıyorum. Öyle la. Direkt fark edecek. Tamam. Bak çok fark edecek bak. Yaparım kendine... değil mi lan? Zaten oğlum. Zaten. Oğlum cerrah... annem falan da var ya, küçükken hep annem şimdi izliyorsa var ya, hep doktorda olmamı istiyor. Nasıl mutlu olmuştur değil mi? Vallahi şimdi mutlu olmuştur. Bundan anne! Sonra senin lakabın Cerrah Paşalı Kemal, tamam, tamam mı? Cerrah tamam, Paşalı. Tamam abi, let's go. Ama o şeyde söyleme, yayında söyleme. Yok söyle abi. Tamam. Doktorum diye seslen aç. Tamam, dön sana. Arkadaşlar şimdi vampirlerden ilki geliyor. Şuko. Şuko. Vampirsin. Tamam mı? Tamam. Şimdi tabii... Şimdi tabii merak ediyorsunuz Şükrü'nün eşi kim diye. Şimdi sırada Şükrü'nün eşi var. Babacım. Babacım dön dön babacım dön. Babacım. Babacım beni duyuyor musun? Aha duyuyorum kanka. Tamam. Babacım vampirsin. Efendim? Vampirsin. Yapma. Şükrü ile ikiniz vampirsiniz, tamam mı? Tamam baba. Tamam. Sen dön döneyim şimdi mi? Hemen Şükrü'ye de söyleyeyim ben. Ondan tamam. Sonra ilk günü başlatalım. Hadi. Tamam kanka, hadi görüşürüz. Şükrü'ye söylemeyi unuttuk ya. Onu da alalım. Tamam. Şuko. Eşin Uğur Panke. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, herkes önünü dönebilir. Herkese günaydın. Stili bugün herhangi bir asma, kesme, biçme, batırma falan gibi bir şey olmayacak. Bugün sizlere böyle ilk tanışma, ilk reaksiyon, birbirine tutulan olur mu falan filan tarzında oyunun içine doğru bırakıyorum. Buyurun, söz sizde efendim. Avcı, doktor falan var mı? İki vampir bir doktor oynuyoruz. Okey. Avcı yok yani, doktor var sadece. Yalnız seslerde duyulmayınca hiçbir tüy olmuyormuş. O şey Sandalye Richardson'dan abi, ben birilerine bir öksürünce falan güveniyordum. Kemal, ne düşünüyorsun abi? Sen döndüğünde arkanı ilk dedin. Ne var aklında direkt... mesela ilk güne dair? Yani şöyle bir matematik kurdum. Bir yüzlere falan baktım. Yüzlerde beni şaşırtan çok bir şey olmadı ama ben oyunun genel aurası için kafamda birkaç bir şey düşünüyorum. Şu an moderatör sensin. Sen bu oyunları hep belli başlı derecede yönetmiş bir adamsın. Şimdi aramızda yeni iki kişi var. Hani bağlantılı bir şey olabilir mi? Ya da aksine onlar plays yapsın diye izin mi verildi? Falan gibi kafamda deli sorular var. Ve Çağrı da hiç oralı değil mesela. Ben Çağrı çok hareket ediyor. Evet. Bir durmadı. Evet, Çağrı abi, üstüne iki tane o var, nedir bu? Sana karşı bir argüman söylendi. Batu Bozkan ve Kemalcan Parlak tarafından. Ne söyleyeceksin abi? İlk gündeyiz daha. Hani ben şöyle düşünüyorum. Önce Kemal'inkine cevap vereyim.
Efe yeni katılan arkadaşlara rol vermiştir düşündüğümüzü çok biliyor Efe. Yani bu düşünceyi düşünebileceğimizi çok bildiği için bir terso yapmıştır ama bir doktor vermiştir diye düşünüyorum. O yüzden burada hani olmak isteseydi doktor kim olabilirdi? Batu olurdu deyip Batu'ya bir doktorluk teslim etmiştir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bana çok mantıklı konuştu yani. Ben manevranı düşünüyorum. Ben Kemal'in bu oyun nedense... Kemal'in bu oyun nedense vampir olmadığını düşünüyorum. Yani öyle bir hissiyattayım. İnşallah yanılmam yani. Onun haricinde... Olsun kardeşimsin. Hareketli döndüm. Çünkü hani çok böyle arkada sıkıldım. Arkam dönükken böyle bir enerji geldi bir anlık. Ondan evet. Yani normal klasik benim hareketim. Ama sen de böyle bir vampir bir şey olduğunda böyle bir saldırgan oluyorsun ya birden hareketlerin deliriyor. Oğlum ne saldırmış? Aynen. Mesela bu vurucum ben. Ben bu gece öldüm ya kesin. Sen mi uyusan abi? Peki bu tarz oyunlarda her zaman gereç tarzıyla gereç kişiliğiyle öne çıkan isimlerden biri olan sevgili Şükrü Şentürk'e bir dönmek istiyorum. Köyün genel gidişatıyla alakalı ne düşünüyor kendisi? Çok çok klasik olacak ama şimdi hep Çağrı şey veriyordu. Yani Efe bana göre Efe şunları seçmiştir, bana göre bunları. Bu sefer başkaları söyledi bunu. Ve Çağrı şey dedi, hayır canım o öyle seçmemiştir. Hani Efe'yi en iyi ben tanıyorum mesajını vermeden duramıyor, anladın mı? Öyle bir problemi var. Değil mi? Benim mi? Yok benim. Hiç alakası yok. Çok mu seviyorsun Efe'yi? Efe'yi çok seviyorum da en iyi ben tanıyorumu göstermek için söylemiyorum. Efe'yi çok seviyorum, orası ayrı konu. Ama Efe'nin... Ben de seni çok seviyorum bu arada. Canımsın, şimdi o dudaklarını yalarım senin. Şimdi burada Efe'ye her oyunumuzda ben böyle bir argümanla çıkıyorum ya. Bu sefer çıkmadım. Evet. Çünkü Efe de artık bunun bir şeyini yapmıştır. Ama senden yani. Önce çıktılar. Onların zamanı var daha dur. Uyusunlar onlar. Bir dursunlar bakalım onlar. Şöyle ama ben değilim. Var. Bak net söyleyeyim, ben değilim. Ne değilsin? Hiçbir şey değilim abi ben. Dümdüz köylüyüm yani. Player, player yani normal player. Yorumum şu, normalde böyle döndüğüm zaman bu oyunlarda hep şey olurdu, RP'ye dönen tipler olurdu. Yani şu anlamda RP'ye dönen, direkt ben değilim, sen de benden misin, ben senin olmadığını biliyorum falan. Herkes döndü, ben normalde yüzlere bakarım, herkes poker face'di. Bir tek Çağrı mimik yapıyor, şov yapıyor orada, Sherlock tribi ama herkes poker face'di. Bir kardeşim Vıtıcın gururlu bir şekilde böyle dikilip, evet. Ben birazdan gireceğim hepinize gibisinden durdum. Ben de öyle değil de hayat kurtaracağım. Doktorum, gel bir seni kutsayım. Yeni mezun olmuş ama değil mi? Evet. Yemini, Hipokrat yeminini etmiş, gelmiş buraya. Peki Ferit Bey'e... O bıçaklayabilir şimdi. Ferit Bey'e dönmeden evvel bu ihtiras rüzgarlarının son gazeteyi ekiple ilk kez Vampir Köylü oynayan Mete ve Batu Bey'e dönmek istiyorum. Batu Bey, İlk başta size dönelim, sonrasında Mete Bey'e döneceğim. Neler düşünüyorsunuz bu köyle alakalı? Sizce nasıl bir hava var, neler gerçekleşecek? Teşekkürler. Abi köy çok sessiz, sakin. Yani Çağrı Bey duyulmuyor. Bak hala devam ediyor. Bıçaklayacak beni bu akşam. Hareket çekiyor. Tak diye indirecek. Yo yo yo, ben anladım. Kim ben bu akşam çekiyor? Öldüm. Kamilcan. Ya oğlum Kamil. Ya, bunlar birbirine paslıyor. Bunlar akşam bizi bıçaklayacak, ben söyleyeyim de şimdiden. Hani... Okan abi bak marka adını şey yapıyor. Buna valla dava. Sen ne içiyorsun? Bana bak, sen ne içiyorsun? Bırak onu. Bırak onu. Hey. Yasak ya, ne bu yayın ya? Öbürüm ya. Salak doktor bak hemen. Bana. Belli. Kesinlikle doktor. Doktor dedi ki adam belli yani. Adam her şey şu anda. Bak dedi kesin yani. O, adam bak psikolojisine girmiş onun. Sonra ayılıp bayılıyorsun salak. Doktor sponsorluk mübahtır dedi abi. Sponsorluksa okey dedi. Ya vazgeç o zaman. Tamam bir tane ya. Ya ben işte dediğim gibi abi ben de baktım bir suratlara baktım. Herkes normal. Bir de ben çağrılmadım, hiç böyle döndürülmedim ya. Çok gerildim. Açıkçası. Yani dedim, orada tabii, düştüm mü? Evet. Orada hayır, ben imada bulundunuz. Hayır, imada bulunmadım. Bayağı bildiğin hani zaten ben bu tür oyunlarda asla olamıyorum. Bunu geçmişten beri değişmedi bu benim için. Allah için biriniz kötü yapın beni. Ben keyif alıyorum. Yani. Peki, Mete Bey'e dönelim hemen. Mete bu arada çok özür dilerim. Bölmek istiyorum. Az önce RP yapan arkadaş
Warp'un kurucusudur yani ha. Tamam ekleyeceğim ben de. Yoklamasında var bu adam. Bir etkiledi şu anda. Beni de etkiledi yani de roleplay'in hani o server'ın kurucusu. Tamam kendisi. İşte onu diyorum yani kötü olsam anlamazsın değilim. Hani Warp'un açılımını bilmeyenler vardır. Video oyun RP arkadaşlar. Evet evet. Ya Allah Allah şey değiliz ya değilim yani açık açık dürüst söylüyorum. Yalan yok. Batu açılmıyor. Eyvallah ya. Abi. Warp kadar. Açılınca haberiniz olur. Üstad Mete Bey. Valla abilerim. Sevgili Survivors. Benim potpomda davul çalıyor şu an. Yani. Çağrı Bey. Bir, bir ağrı var. Bir giriş yapar mısınız Çağrı Bey? Sevgili. Çağrı. Hadi hadi. Tutamıyor hadi tutamıyor. Hadi hadi. Abi ben yapamam. Orjinali burada. Kolu bacak atıyor. Orjinali burada. Valla bayanlar ve baylar sevgili dostlar. Benim bugün götümde davul ötüyor. O yüzden hani ben döndüğümde ilk attığım Kemal'in şöyle bir bakışıydı. Şöyle bir aşağı doğru bakıyordu. Dedim ki buna kesin bir rol verilmiş ama ney? Yani bir role bürünmüş ama kime ne yapacağımı kestiremiyorum. Buna bir rol verilmiş mi? Abi tüm yayını üstüme yaptınız bu sponsor. Ulan baştan sona çalıştım bugüne. Ben bir tek ona baktım. Bir de Batu'nun orada hani Ferit için söylediği ya bak bu doktor gibi duruyor, asil duruyor duruşuna ben de katılıyorum. Ama evet, burası itliklerin, türlü itliklerin döndüğü bir köydür burası. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Evet, teşekkür ediyoruz Mete Bey'e. İlk günümüzün son ismi olarak mağrur duruşuyla herkese etkileyen Ferit Bey'den son sözleri alıp artık geceye doğru ilerleyeceğiz. Ferit Bey buyurun hocam. Banki konuştu mu? O gözleriyle konuşuyor ya. Ben konuşmadım. Bankiye de dönmedim. Çok ben öyle mağrur duruş falan deyince bana dur falan diyeceksin sandım. Ben de öyle duruyorum ya şöyle gariban gibi dedim. Herhalde bana hayır, diyecek. Hayır. Mağrur diyorum mağrur. Ha. Dur hemen döneceğim sana Uğur. Benim hatam okay. Çok özür dilerim. Bir daha olmaz. Şimdi... Efendim, şaka şaka. Annem geldi. Şimdi şöyle genelde vampir köylü oyunlarında ilk günler... Böyle biri atlar bence şu, bence bu falan ama gerçekten herkes Poker Face oynamaya gelmiş. Evet bu arada. Bir... Ben de o konuda çok şaşkınım. Çok şaşkınım. Kimse dikkat çekmek istemiyor üzerine Ferit Bey. O yüzden şöyle bir teorim var. Yani şunun üzerinden yürümek zorundayım. Efe'nin kimi seçmesi gerektiği, seçme ihtimali olan kişiler arasında. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Mete ve Videoyun. Bu ikisine de aksiyon alan roller verdiğini düşünüyorum. Doktor olur, vampir olur. Benim herhangi bir etkileşimli rolüm yok ama. Peki. Maalesef bu, doktor değil. O ne demek? Alı sahalara da hep böyle geliyor. Sonra 3-4 gol atıyor ama. Etkileşim yok abi bende bugün diyor. Hep böyle ama. Ben şüpheleniyorum bakacağız. Bugün harbi yok ama. Seçilmedim yani. Zaten hastayım. Büyük ihtimal iyi kontent çıkaramayacağımı düşündü Efe. O yüzden tamam, seçmedim. Çok güzel. Kesin köylü. Uğur Bey. Vallahi kanka ben de ilkten bir bok anlamadım ama sonra mesela Çağrı dedi ya işte Efe yok onu düşünüp evet. Rol yeni gelenlere rol verecek falan filan. Evet. Ben de şeyi düşünüyorum. Sen de Çağrı'nın ve diğerlerinin bunu düşüneceğini düşünüp yine de onlara bir rol verdiğini düşünüyorum. Anladın mı ne demek istiyorum? Sen diyorsun ki ters psikolojinin ha? Ters psikolojisini düşünüyorum. İkinci türevi aldı burada. Anladın mı kanka? Kanka bu şey gibi mi? Hani sürekli A'ya gidersin. B'ye gidelim ama hayır A'ya gidelim. Yani yine A'ya gidelim. Ben öyle düşünüyorum. Açıkçası onun dışında da pek bir bok anlamadım açıkçası. Evet kafamızda hepimizin deli sorular orası. Var arkadaşlar. Öncelikle... Çok kısa. Buyurun Şükrü Bey. Şimdi estağfurullah. Valorant'ı böyle oynuyor da vampir köylüyü niye böyle niye? Oynuyor? Yani, yayın PC'sinde ya. Monitörü bir önüne alsana. Onun önüne çekilir şey pencereyi. Oyunu böyle monitörü böyle yayın tutayım PC'den. Oraya mı koyayım? Evet abi. Yayın PC'sinden nasıl çekecek abi? Kamerayı o kamerayı şeyin üstüne koy kanka. O monitörün. Ferit bu ne lan baksana ne yapıyorum? Ne? Oha. Mehmet abi de yapıyordu onu ha. Sizde bak, görüyor musun? Oy. Oy. Ben onu göğüslerimle yapıyorum. Yap bakayım Şükrü. Onu bir de göbekle yap bakayım. Yayında ayıp olur. Bak. Johnny bravo. Tam yükselmiştim ya. Evet. Arkadaşlar ilk gün muhabbetinin kısası makbuldür. Yavaştan herkes arkasını bir dakika. Dönsün. Kanka lafını böldüm. Yanlış giriyordum ben de zaten. Evet. O harbiden ben bunu buraya nasıl alacağım ya?
Kanka böyle bakayım. Alamazsın kanka. Ben de sola bakıyorum. Ben son bir şey söylemek istiyorum bu arada. Tamam. Uğur biraz geniş al. Geri gel biraz. Ben bak genişten böyle çapraz bakayım. Bakıyorum. Çağrı Bey, Kamilcan Bey ile ilgili mi söyleyeceğiniz şey? Yok. Evet. Ben Mete'nin kesinlikle, bakın burası önemli, kesinlikle vampir olduğunu düşünüyorum. Niye lan? Hayırdır teşekkürler. Işte. Kesin yani. Kesin konuştu. Allah'ım. Nereden ne hatamızı gördün? Gözlem, biraz gözlemledim kendisini. Öyle de mermi gibi oldum kanka ya. Biraz gözlemledim. Yemliyor musun lan? Yok, yemlemiyorum. Biraz agresif köylü oynuyorum sadece. Çağrı Bey neden acaba bir anda öyle şey olduk acaba biz? Özür dilerim, beni öldürme lütfen. Öldürme, Allah Allah sen gittin. Bir yatalım bakalım, hayır olsun. Geceye gidelim. Yani geceye ayıp oluyor böyle. Ayıp olur böyle. Riskli bir oyun. Riskli bir oyun. Riskli bir gece. Hadi bakalım. Bismillah. Çağrı belanı. Kanka ben böyle ayağım arkama dönüp yürüsem olur mu? Arkama dönük ama. Nasıl yani? Arkan dönük her türlü okeyiz. Yürüsem dediğin ileri doğru mu gideceksin? Evet, şöyle şurada şöyle yürüyeyim. Evet, tamam, voltaya okeyiz kanka. Bakmadığın sürece sıkıntı yok. Tamam. Peki. Şükrü, Uğur. Dönün abi. Harika bir ikili ya. Evet. Abi kimi öldürmek istediğinizi seçip bana gösterebilir misiniz? Ferit mi diyorsun Şükrü? Ha, ben nasıl yapacağım ama? Otuyu gösteriyor. Senin sesin geliyor Uğur, o duyuyor seni, o konuşamıyor. Ha, tamam. Sen söyle. Tamam Batu'ya tamam. Botu'ya okey misin? Ben tabi okeyim. Tamam. İkiniz de okeyseniz dönün devam abi. Tamam. Let's go. Dönün abi. Evet şimdi sıra Kamilcan Bey'de. Kemal. Evet kanka. Evet vampirlerimiz öldürecek kişiyi belirledi, seçti. Şimdi senin rolün, biliyorsun ki kendine inanman konusunda çok konuşmuştuk seninle. Evet. Şimdi senin öyle bir kişiyi seçmen lazım ki bu kili geri çek, kurtar. Revival arkadaşını. Kurtarayım. Görevin daha bitmedi de ona. Kimi seçti? Nasıl yani bunu? yap bir şeyler kanka, o kadar bak. Kanka ben ne yapayım, ondan sonra hak GG olur şimdi. Ben bugün bak, dışarı burada gezecektim kanka, yayını bak ben açtım, gördün mü mesela? Bunu doğru söylüyorsun da ben de burada yani hakkıyla bir moderasyon yapmaya çalışıyorum abi, ne yapayım? Ondan sonra bak chatte beni papaz edeceksin, hak GG diye. Bak şimdi yazıyorlar daha hiçbir şey olmadı. Kanka ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bak ilk bir yorumlamam gerekiyor sanırım burada. Eğer Şükrü değilse, Şükrü çok güçlü diye Şükrü ya da Ferit'i indirmeye çalışacaklar. Bu adam bir şeyleri çözer diye. Ben ondan dolayı Şükrü'ye çok yoğunlaşıyorum şu an. Yeni kişilerden birinin öldüğünü düşünmüyorum. Talent'ın yeni üyelerinden değil diye düşünüyorum. Hı-hı. Ben Şükrü ya da Ferit diye düşünüyorum. Şükrü diyeceğim ya İlker. Şükrü'yü koruyorsun. Evet Şükrü'yü koruyorum. Aldın tamam. Aldın mı? Kazandın mı? Kanka onu birazdan açıklayacağız. Sen Şükrü diyorsun değil mi? De oğlum şimdi de ya. Döneceğim öyle diyeceksin zaten şimdi de. Tamam Şükrü diyorsan şimdi cevabı geliyor. Tamam. Döneyim dön mi? Dön sen arkandan. Aga ben böyle bir zortlama da neyse hadi gidelim. Bütün tahminleri yanlış olur mu ya bir insan? Evet arkadaşlar günaydın. Herkes önünde dönebilir. Günaydın. Merhabalar. Işıklandın mı? Selamun aleyküm. Evet. Ah. Evet. Ah. 8 kişilik zaten nüfusu çok ufak olan bir köyümüz var biliyorsunuz ki. Bu 8 kişilik köyümüzde dün gece bir saldırı oldu. Allah. Ve doktor tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı kendisine. Öldük. Sevgili Batu Bozkan. Ben demiştim. Sevgili Batu Bozkan aramıza ilk veda eden isim oldu arkadaşlar. Kardeşim benim be. Doktor Darkan. Bırak. Burada kedime lütfen mama verin. Ah be abi. Oh be abi. Gitti.
Bu kadar mı son söz? Abi. Abi adam konuşuyordu. O harflerini aldık oldu biraz. Bence ilk elden bir de. Şükrü'de mi susturdu? Nadir adam. Ben niye öldüm amına? Şükrü bu kadar çok üzüldüyse, bir şey diyeyim mi? Şükrü bu kadar çok üzüldüyse onun köylü olduğunu düşünüyordu. Ben Efe'nin pot kırdığını düşündüm. Doktor tüm müdahalelere rağmen kendini kurtaramadı dedi. Doktor dediği anda da öyle bir sonra şey videoyu şey yaptı. Ya kim kendini mi kurtaramadı? Tamam. Bak, kendini ki, kurtaramadık salaklığını yapabilecek bir tek. Hayır doktor, ben dedim ki doktorun tüm müdahalelerine rağmen. Hayır. De. Yanlış hatırlıyorsun. Kendisini kurtaramadı. Yüz doğru hatırlıyorum. Doktorun tüm doktorun tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı dedim. Kendini diye bir şey söylemedim. Hakemlik yapayım. Sesim yayına gidiyor şu anda. De. Kendini değil, kendisini kurtaramadı. Kendisine, kendine de çekilebilir, karşı tarafa da çekilebilir olduğu için orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Devam doğru edelim. Kendine doğru derken de o nickten yürümeyelim yani. Onu arkadaşlar, Okan Bey'den Okan Bey'den hemen tamam düzeltmesi geldi. Kendini bize kesik değil, geliyor. Kendini değil, kendisini kurtaramadı demişim. Onda da zaten herhangi bir sıkıntılı bir durum yok. Evet. Çağrı. Efendim. Kanka Efe. Ne yaksın? Oğlum bir şey olmadı. Efendim oğlum düştüm. Var. Bir dakika Pardon. Bir saniye arkadaşlar. Çok pardon. Uğur Bey bir söz istedi ama. Bir ara tuvalete gidebilir miyim? Öğretmenim. Sen şey yap de şu an boş. Git de sen bana. Uğur hocam şu an hemen gidebilirsiniz. Çok kötüyüm ya, yoksa teklif etmeyecektim de. Hazır günün ilk şey zaten herkesten ölen kişiyle ilgili yorumlar alırken. Onu da öğrenemedik Ferit be. Evet abi. Batu'yu kaybettik. Çok sizde. Ben senden biraz emin gibiyim. Ne konuda? Köylü olduğun konusunda. Neden? Çünkü üzülme duygun çok realistik geldi bana. Ha siktir oradan. Evet. Şey değil mi? Az önce ulan ben niye öldüm be? Böyle bir cümle tepkisi beklemiyordum. Ne şey demesini bekliyordum. Tek araştıran sensin, dikkat eden sensin. Adam cidden üzülme duygun realist dedi ya. Çok ama duygulandım lan Ferit. Az üzülen bir adamsın ve üzüldün anladın ama, mı az önce? Ama duygularımı gösterebilmeme çok mutlu oldum. Yani böyle öyle bir söyledi ki hasta ya şu an. Sanki ölümcül yatağında bekleyen bir şey gibi böyle eski dostum gibi. Duygularını gösterdin abi, adamı sen de yatırdın, tribe soktun ya. Oğlum adamı nasıl gözüktüğünü farkında çok hastalıkla sen uğraşınca, sağlığın önemini anlayınca böyle şeyleri dikkat ediyorsun abi artık. Harbiden. Ah be be. Mete'den de emin gibiyim. Neyinden abi? Nasıl yani Ferit? Neyimden Ferit'ciğim? Çağrı. Neyinden eminsin Mete'nin? Ah. Bak hareketlere bak. Yani niye? Vampir olduğundan dolayı çünkü... Efe açıklarken falan tepkilerini biraz inceledim. Geldim. Mete'nin. Oğlum tepki vermedi ki ben hiçbir şeye. Ben sadece bir bakıya üzüldüm. Aha. İşte sıkıntı o zaten. Yani çok kastın tepki vermemek için. Estağfurullah öyle şey mi? Ben üzüldüm yani arkadaşımın ölümünde de. Yani tabii sen cümleni tamamla, ben de söyleyeceğim. Yani bu sadece benim fikrim abi, olabilir yani. Öyle bir arkadaşlar oldu. Öyle tabii ki, yani. Tabii ki bu arada bir dostumuzu kaybettik ama bu demek değil ki oyun devam etmiyor. Bugün birisi asılacak. Yavaştan artık birilerine cephe almaya, birilerini suçlamaya başlarsa, birileri de savunma yapsa çok güzel olur ilerlememiz adına. Yani aslında ben onu yaptım ama anlamadım Mete bir anda. Yani ben de şöyle söyleyeyim o zaman, şöyle bir şey fark ettim. Sayın Ferit Bey ile Çağrı Bey birden neden Mete'ye yüklendi de okları onun üzerine çeviriyor, acaba ikili bir oyun dönüyor mu burada diye, enteresan bir. Ama şimdi ikili çok güçlü. Bak hepinizi kandırır, beni de astırırlar diye de söyleyemiyorum bak bunu. Bunu da yani Allah'a evet, söyleyemiyorum. Tam Ferit'in bana bir şey söylediği anda Çağrı'nın bir anda yükselmesi niyeydi? Evet yani onu ben de anlamadım bu arada. Niye? Orayı anlatayım hemen. Evet işte gereksiz. Ben anlatayım. Çağrı. Ben anlatayım. Çünkü neden biliyor musun? Sen anlatırsan kıvırıyorsun zannedecekler. Çağrı'nın yaptığı play başından beri belli. İlk başta Mete'ye bait atmasının sebebi vampir olanlar hemen suçlanacak birini bulduk diye atlasınlar. Bir de Mete vampir olarak suçlanıyor zaten. Onu öldürmeyelim. Çağrı'yı öldürelim ki Mete'yi vampir olarak suçladı. Biz de Çağrı'yı öldürürsek işte Mete şey vampir zannedilir diye düşündü, bait attı. Büyük ihtimal kendini korudu doktor. Çağrı tahmin ediyorum. Ya da doktora tamam, mesaj verdi beni koru diye. Sonra dedi ki ben ağabeyim. PC kapandı. Sonra şey dedi ki Ferit,
Şüpheleniyorum. Hemen Çağrı orada ayıktı. Aa, vampirin biri beytime mi düştü acaba dedi. Acaba vampir misin diye yükseldi sana Ferit. Öyle mi? Ya da ben az önceki fikrimi değiştireyim. Ferit'i oradan çıkartıyorum. Şükrü şu an Çağrı'yı korumaya çalışıyor olabilirim mesela. Ya ben Çağrı'nın güzel bir oyun yaptığını düşündüğüm için oyunu açıkladım. Kendi açıklasa bunu şey diyecektim. Boş yapma ama sen bu gece bir uyku. Ben şöyle düşündüm. Ferit, Şükrü'nün ben vampir olmadığını düşünen canım taraftayım. %51 ile de olsa, yani %1 bile olsa. Şükrü'nün köylü olduğunu düşünüyorum. Ferit'ten Şükrü'ye köylü olduğuna ima eden bir şey geldi. Ben Mete'yi de üstüne, yani Mete'yi de köylü diye diyor zannettim Ferit'i. Anladın mı? Ha, o yüzden. O yüzden çıkıştım. Hani sen hem Şükrü'yü... Nasıl? Ben çok özür dilerim o zaman. Çok fazla plan kurmuşum ben. Çok düşünmüşüm. Yo, dediğin yani aslında doğruydu. Aslında ilk yaptığım agresif play'den dolayı bir adam claimledim. Aslında ilk round'u öyle geçirdim. Yani çünkü... sen doktorsun. Hayır, doktor claim'i atmıyorum yani şu anda. Ya ben dediğin şu anda... doğru dedim. Ama şu anda atmıyor. Başta... Duruma göre değiştirebilir abi. Şükrü, şu anda atmıyor. Bir şeyler açıkladıktan sonra senin bir yüz ifaden değişti. Hayır, şunu öyle dedim. Falan benim... Ben bu play'i yaptığım için ilk tur öldürülmeyeceğim bildiğim için yaptım bunu. Sonrasında yani bu oylamaya kalmak istedim açıkçası. Anladın mı? Olay buydu sadece. Mete'yi claimledim, hiçbir şey yokken elimde. Ama tabii ki yani hislerime de biraz güveniyorum. Ve Efe'nin oyun tarzını az bir şey bildiğimi düşündüğüm için. Burada Mete'nin yani vampir olma ihtimali bana yüksek geliyor. Ben değilim. Ama ilk el öldürülmemek adına bu play'i yaptım. Yani Şükrü'nün dediklerinin %50'si falan %60 falan doğruydu aslında. Ama çok böyle hani atla deve değil tabii ki yani, bu herkesin okuyabileceği bir play yani sonuçta. Peki. Teşekkür ediyoruz Çağrı Bey. Birisi bir şey söylüyordu. Ben lafını verdim. Ben şey diyordum. Mete'yi soracaktım. Buyur abi. Neden öldürdün abi video oyunu? Ben kimseyi öldürmedim abi. Yani ben bu işin içerisinde değilim. Ben dümdüz evinde, köyünde yatan bir adamım. Benim burada anlamadığım şey şu. Kafama takıldı sadece. Bir hani Çağrı'nın da bir anda hareketlenmesinden kaynaklı. Ferit, ben bugün hani rahatsızım ki rahatsız olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz bir oyun tarzının dışına çıkıp Efe acaba hani modu düşük, ben buna vermeyeyim, hani sanki Ferit bana verilmemiştir vampirlik kafasına sokup bizi aslında vampir o olabilir mi diye düşünüyorum. Hani çünkü iyi bir kotaramayacağını hastalığından dolayı düşünüp Efe'nin ona vermeyeceğini rolü bize adapte etmeye çalıştı en başta. Bunu niye bir anda adapte etmeye çalıştı? Bence vampirliğinden diye düşünüyorum ben. Nice try. Evet. Oradan da bana bir sallama geldi. Çağrı'yla da bir işbirliği oradan diyorum ben, hani bir anda Çağrı'nın hareketlenip bana da söylenmesinden bir işbirliği, bir collaboration var orada gibi, ama bilemeyeceğim. Evet, Ferit Bey ile Mete Bey arasında giderek gerilen ipler var. Şimdi yavaştan oylamaya geçiyoruz. Herkes bence yeterince konuştu. Kemal Bey'den başlayacağım. Eğer beşikli konuşsa oynamayı. Senin bugün bana oynamayı... bir şeyin var mı bro? Ben bunu bir sorayım. Senin bana bugün bir terson falan var mı? Tamam, Çağrı'dan başlayayım. Tamam, Çağrı'dan başlayayım. Çağrı'dan başlayacağım. Oylamada eşitlik olursa tekrardan başlıyoruz oynamaya. İki kişi arasında devam ediyor. Çağrı, oyun kim abi? Yani şöyle... Evet, gecenin ilk oyu. Ben oylamadan önce, yani random birisine vermeden önce biraz daha aslında konuşmak isterdim. Veya birilerinin daha konuşmasını isterdim. Çünkü burada Punky çok pasif kaldı. Çok sürpriz yumurta kaldı yani. Hani onu hiç dinleyemedik. Tuvalete gitti o esnada. Kemal de aslında çok bir şey söylemedi. Ferit'in neyse, birazcık kendini böyle... kanıtladın mı kanka? Öyle laf atıyorsun herkese de. Bana hayır. Çok fazla senden info alamadık diyorum yani, anladın mı? Seni mesela senin ben... dediğin aynı şeyi ben de diyeyim o zaman. Ben de köylüyüm. Mesela. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi var? Böyle bir şey yok ki. Herkes bunu tek tek söylesin. Hayır, ben de köylüyüm. Yanlış. Ben sizin oyununuza gelmem bro. Bunda var bir şeyler var. Bu ya bu doktor ya bir şey, ama yani kesin bak görürsün. Ben Ferit'in arkaya döndükten sonra cips yiyip, hatta ilk döndüğümüz gece şöyle bir bilgisayarın tuşlarıyla falan oynadı. Lan dedim, orada mı acaba mı falan, hani böyle çaktırmıyorum gibi mi? Ama sonrasında da diğer seçenek Ferit ve Mete'nin birbirine düştüğü olma ihtimali. Ama bir yandan da hani Ferit'in acaba köylü mü lan hissiyatıyla beraber ben Mete'ye oy vermek istiyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler yani... Mete Bey. İlk oyunuzu aldınız. Parmağınızı bir yaparsanız aklınızda kalması açısından harika olur. Ferit Hocam, oyunuz kime? Ben tezimi koruyorum. Aynı şekilde. İki yapabilirsin Mete. Mete diyorum. Evet. Mete Hocam ikilendi. Şükrü Bey.
Yani bu kadar hızlı Mete'ye yüklenilmesi biraz saçma geldi ama benim de şöyle bir olayım var. Yorum yapabilir miyim? Hemen oylayayım mı? Yo, yorum yapabilirsin tabii ki. Yani şüpheli olabileceğim insanlar söz konusu ama iki kişi bu kadar Mete'ye kilitlenmesi sanki bok yoluna gidiyor gibi. Ama başka seçenek de yok. Punk'i çok konuşmadı. Kemal bence içerik olarak düşünür daima. İlk geceden asla video oyunu öldüreceğini zannetmiyorum. Adam yeni gelmiş. Bok yoluna gideceksin abi o zaman Mete. Ben niye siyah beyazım ya? Ben öldüm mü? Hayır. Bir anda nasıl benim olabildi? Şükrüm niye böyle olduk? Aynı köyün köylüsüyüz ya. Kaldırdım, verdim Mete'ye. Mete Bey 3 yapalım. Sevgili Uğur, sevgili Uğur. Evet. Abi ilk ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben Kemal'le iki kere ikimiz de vampir olduk, tamam mı? Benim hafızam biraz iyidir. Onlara nazaran Kemal'in hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü abi, böyle hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadığı zaman çok boş konuşuyor böyle Kemal. Anladın mı? Normal, ama illa doğal halime şimdi... bürünüyor. Aynen. Ha böyle hiçbir pressure yok üstünde. Ben şimdi illa birine oy vermek zorunda mıyım? Yalnız bir şey diyeceğim. Bu güzel bir anekdot. Şuna dikkat ettim ben. Başladık Kemal çok boş konuşmadı yalnız. Abi sen ölüsün bu arada hani. Punk'ine verirsen benim... ölüsün istersen. Belki ben... fikir değişir ama son kararımız vermedik. Ama son kararda fikir değiştirme olmuyor mu Efe Beyciğim? Tabii var. Senin savunmandan sonra değiştirebiliriz. Var. İkinci oylamayı da yapabilirim eğer siz isterseniz. Ha. Yani ben gene konuştum abi, göt altına giden gene ben oluyorum. Ben ya. Bir yanlış olduğunu düşünüyorum burada Punk'i ya. Birileri birilerinin gazına geldi ve şu an iki tane vampir zaten çoktan bu oyu çıkardı gibi geliyor bana. Eğer sen köylüysen burasını düşünmen lazım. Çünkü çok mutlu olan biri var orada, anladın mı? Yani en son Şükrü'nün o kadar güzel şeyler söyleyip Mete yine de bok yoluna gittin herhalde deyip oyu vermesi bende mesela soru işareti oluşturdu. Neden? Şükrü bu oyunu o kadar kolay salmaz normalde mesela. Anladın mı? Eğer Çağrı ile bir şeyin, Ferit'in bir şeyini yakaladıysa atıyorum pat 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 çıkartırdı ortaya. Böyle salmazdı. Oradaki rahatlığı vampir olabilir mi şeyini uyandırıyor bende. Onunla birlikte Ferit mi ya da Çağrı mı diye düşünüyorum. Oylama sırasında tartışmayalım diye söylemeyeceğim ama BT'ye vermemin sebebi şu. Çağrı Ferit'le atışacak gibi oldu ama sonra Mete'de en fikir oldular. Bu adamların zaten oyunda en çok konuşan adamlar bunlar. Köylüler olarak bu adamlara ben şimdi karşı çıksam, zaten iki vampir var. Bu adamlar ikisi oy vermişken ben desem ki ben oy vermiyorum. Bir türlü birini öldüremedik. Bir daha uyuduk. Biri daha ölecek. Köylülerle birlikte oynamak için dedim ki hani kime verebilirim? Random Punk'e falan versem saçma olacak. Tamam öldü galiba dedim. Kaldırdım. Ama bilmiyorum. Benim tanıdığım Şükrü de o oyu mesela 2'ye 2 duruma getirirdi savunmaları dinlemek için. Oh, yoruma hemen biri ölsün istemezdi. Ama 2 oyu veren adam oyunda en çok konuşan ve güvenebileceğim adam. Onlara karşı çıkmak Ferit de oyunu sattırır bana. Zaten en çok i̇şte az önce de onu söyledim. İkili çok güçlü. Şimdi ben onlara ters çıkacağım. Yanlışlıkla ben asılacağım kesin dedim ama bilemedim. O zaman en son Uğur'a döneceğim. Kemal'in tamam. Oyunu alalım. Ben abi burada Çağrı ya da Şükrü arasında gelip gidiyorum. Ben Şükrü diyeceğim. Şükrü bir yapalım abi. Mete Bey siz de oyunuzu kullanır mısınız? Ben valla Kemal'in son dakikada yapmış olduğu analize fazlasıyla katılıyorum. Ben de bu katıldığım analiz sonucunda Şükrü diyorum hocam. Şükrü 2 yapalım. Ben burada araya girmek istiyorum. Gir abi. Şükrü'nün videoyu öldükten sonraki tepkisinden tekrar belirtiyorum. Çok eminim Şükrü'nün köylü olduğunu. Bak bu da kafa karıştı. Çok uzun senelerdir tanıdığım için Şükrü'yü. Siz bunları konuştuktan sonra Çağrı'dan da şüphelenmeye başladım. Niye kral? Abi ölecek gibi konuşuyor adam, dayanamıyorum. Ağlayacağım lütfen. Niye böyle konuşuyorsun oğlum? Nasıl konuşayım abi? Vampir sen de vampirim ne abi bu saatten sonra. Öyle, bu adam seni, bu adam dostum dedi sana lan. Gofik. Gofik oğlum. İyi misin? Sen neresin ben kalasın? Gelelim mi? Boş ver bak yayını. Kalkıp gelelim oğlum. Varsa İyiyim şey, iyiyim ya. İyiyim, bir şeyim yok. İşte o yüzden Çağrı da beni bir şey yaptı. Hani böyle benim yanıma... Bir de şeyi de çok anlık oldu. Çağrı oy verdi sonra ben oy verdim. Sanki biz bir koalmişiz gibi evet. Olmaya başladı. Bu arada ilk bu Mete tezini ortaya atan da benim. Onu da belirtmek istiyorum.
İyi bakıyordun abi, sağ ol. Ne biçim bir kafa yapım var. Oyun hep karıştı. Ama vallahi şu an karıştı. Yani şimdi en son şöyle yapalım. Pardon Ferit, sen devam et, ondan sonra söyleyeyim. Hani bir eşitlik olsun istiyorsanız bence Şükrü değil de Çağrı'dan yana kullanmanızı tavsiye ediyorum. İkisinin savunmasına karşılaştıralım. Oylar kırıldı şu an. Şöyle oyların eşit çıktığı noktada o iki Çağrı anladın oyunu. Oylamaya gidiyoruz. Kılıçlar çekilsin. Oyunu evet. Çözdüm Çağrı. Çok iyi anladım. Şöyle. Oyunu arkadaşlar, çözmüş olmanız arkadaşlar, lazım artık harbiden. Bu ikili gemin kalsanı hatırlayın. Bu ikili gemin kalsanı hatırlayın. Ben bir saniyeliğine arkadaşlar lafı Şükrü devralayım. Kesin ya. Mete Bey ve Şükrü parmaklarını indirsinler. Ortalık çünkü full karıştı. Bu oylamayı baştan alacağım. Oylamayı baştan almadan evvel herkesin birer dakika söz hakkı var. Çağrı başlayabilirsin abi. Ben şimdi bütün play'e döküyorum ortaya. Beni asarsınız veya öldürsünüz hiç problem değil. En başından beri Mete'yi claimledim. Ve Şükrü'nün benim play'imi görmesi, bunun üzerine yorum yapması her şey okey. Ferit üzerine atılan tezler çok mantıklıydı. Sadece şuna baktım. Benim claimimden sonra Ferit'in davranışına baktım. Gerçek bir köylü olsaydı birazcık sorgulardı ama hiç sorgulamadı. Ve elimizde Mete ile alakalı hiçbir done yokken direkt Ferit Mete'ye devam etti yüklenmeye. Baktı ki burada Mete asılacak ama köylü gibi davranabilmesi gerekiyordu. Mete asılacak. Onu ilk claimleyen kimdi? Çağrı'ydı. O yüzden birazcık da Çağrı'ya pay vereyim ki işte gerçek doğru. Bir köylü taklidi yapayım istedi. Hatırlarsanız Ferit Warp Server'ında da bir iki gün oynamıştır. Yani Batu'yu direkt vurdu farkındaysanız. Onu sordu mu? Muhtemelen yani şöyle söyleyeyim ben. Ferit'in Kemal'in son dediklerine katılıyorum ama Şükrü üzerinde dediklerine değil de aynı şeyleri ben Ferit üzerinde düşünüyorum. Dolayısıyla ben oyumu değiştiriyorum. Ferit Butaç'ın Karakaya vampirdir. Bunu da bak. Son 10 saniyeniz. Son 10 saniyeniz. Ferit Butaç'ın Karakaya vampir değil. Vampirdir. Onu, halim yok ama. Onu, işte halim yok. Bilmiyorum. Abi bu diş değil mi ya bu? Kıt diye sırası yani. Bunda bir şey yok. Vampirim. Kesin Ferit'tir diye düşünüyorum. Ben Mete üzerinde bir play çevirdim. Mete değildir demek değil bu. Ama gerçek köylü biraz sorgular ya. Teşekkürler. Peki. Bunu teşekkürler Çağrı Bey. Ferit Bey elimizi bir yapalım. Bir dakikalık süreniz başlamıştır hocam. Buyurun. Şimdi şöyle... Ben Mete'yi durup dururken claimlemedim. Öncesinde açıklamamı da yaptım. Bence gayet mantıklı bir açıklamaydı. Mete aramıza yeni katıldığı için Efe'nin kimi vampir yapabileceğini tahmin etmeye çalıştım. Ve ya Mete ya video oyundur dedim. Video oyunda öldükten sonra geriye Mete kalıyor. O yüzden Mete'nin ya doktor veya vampir aksiyonlu rolünü üstlendiğini düşünüyorum. Özellikle vampir. Vampir olduğuna da nereden emin oldum? Video oyun öldükten sonraki tepkilerinden emin oldum. Hiç tepki vermemeye çalıştı. Çok kastı kendini. O yüzden vampir olduğunu düşündüm. Çağrı şu an komple bence onun vampir olduğunu anladığım için benim üzerime oynamaya çalışıyor. Size kalmış yani burada Kur'an çarpsın oyun, falan diyemeyeceğim için. Oyunu verirsen abi son 10 saniye. Benim oyum Güme ya Mete ya Çağrı olacak. Mete diyorum. Evet. Mete teşekkürler diyorum. Ferit hocam. Mete Bey de bir yaptı. Şükrü Bey bir dakikanız başladı. Yani oyunda iki vampir olduğunu unutmayalım. Hani sanki biri köylü biri vampirmiş gibi iki konuşuluyor. İki vampir var. Aynen. Yani burada ben Uğur'un Punk'i kardeşimin oradan yandan bana dik dik bakması, çok az konuşması falan şüpheleniyorum ama hani tam bir köylü de olabilir diye onu gözümün bir kenarına attım. Uğraşmıyorum onunla. Ama bence Mete zaten bok yoluna gidecekti. Ben Mete'ye bir kinim veya bir gerçek claim'im olduğundan kaldırmadım. Bu ikili anlaştığı için ölülerle birlikte olayım diye kaldırdım. Oylamanın değişmesi hoş oldu. Bir dakikam dolmak üzere. Ben burada Feride Çağrı'nın birbirine yanlış girdiğini düşünüyorum. Ama bu ikili de her ne kadar ölüm döşeğinde olan dostum bana çok güvenmiş olsa da ben de vampir olarak Ferit'e yüklenirim normalde. Ama emin olmadığımdan dolayı ve duygusal davranacağımdan dolayı bu tur es geçmek istiyorum. Oyumu ben Kemal'e atıyorum. Kemal Bey bir yapalım. Tam bir yani boş oymuş bu arada Şükrü. Biraz öyle yani. Kıyamayacağım ikinize de yani. Peki. Panki, Uğur, Lesko abi bir dakikan başladı. En sonda da oyunu duyalım. Abi bu zamana kadar konuşulan çoğu şeyden bana tek mantıklı gelen şey Kemal'in
Şükrü'nün direkt Mete'yi böyle yangına atması ve direkt kaldırması bir tek kardeşinin vampir olabileceğini uyandırdı. Şükrü'nün de Ferit'le Çağrı'nın birbirine böyle boşa girmesi falan, o da mantıklı geliyor. Yani Şükrü'ye vermek istiyorum ben oyumu. Peki. Az önce keşke senin adını vermeseydim ya. Ay adam durduk yerine kendine 2 saattir bakıyordu. Abi en mantıklı gelen oydu yani. Hepsini dinledim ben. Güzel. Burada böyle dururken. Babacığı. Bir yapalım. Bir yapalım hocam. Mete hocam. Mete hocam let's go. Şimdi ben direkt Ferit bana bir yaptırdı diye Ferit'e saplamak istemiyorum durumu. Ama Ferit üzerindeki soru işaretlerim hala devam ediyor. Ferit vampirdir diyemiyorum. Şu yüzden. Burada Şükrü'yle çok iyi bir koalisyona girdiler bir anda. O hani eski defterler açıldı. Hani eskiden beri tanışıyoruz. Yok 5 dakikaya geleyim falan muhabbetleri. Burada hani ikili bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şükrü ve Ferit'ten yana çok gidip geliyor kafamda soru işaretleri. Yani vampir oldukları dolayısıyla. Ama ben de burada oyumu direkt Ferit bana sapladı diye Ferit değil de herhangi bir kinim vesaire bir şeyim olmadan Şükrü diyerek sonuçlandırmak istiyorum. Şükrü vampirdir diyorum ben. Arkadaşlıktan Şükrü ne normal, Şükrü normal şartlarda sanki vampir köylü olduğunda çok daha hani efektif, çok daha hani bu arkadaşlık mevzularını işin içerisine sokmuyormuş gibi geliyor bana. Bu olayın bir anda sokulması... Böyle bir oyun görmedim ya. Sokulması bana bir şey oldu yani. Bilmiyorum ya. Mete, bu benim düşüncem. Süreniz bitti aslında. Oyunuz kime? Ben Şükrü diyorum. Tamam. Şükrü 2 yapalım. Kemal hocam. Hocam. Let's chat, let's chat sizde. Farklı bir açıdan ben yaklaşıyorum hemen olaylara. Buyurun. Hocam şöyle bir durum yaşandı. Bize verilen bir dakika içerisinde, sizin bize verdiğiniz bir dakika içerisinde Çağrı olayları çözmeye çalıştı. Panky olayları çözmeye çalıştı. Mete olayları çözmeye çalıştı. Ferit ve Şükrü ise sadece savunmaya çalıştı kendini. Yani kafalarında, bizim kafamızda oluşan Ferit ve Şükrü imajını değiştirmeye çalıştılar. Diğerleri oyunu çözmeye çalışırken. Ben bundan dolayı zaten bir farkındaysanız arkadaşların da burada Şükrü'nün hemen okları bana çevirmesi. Mesela bir yaptırdı ya bu eli bir yaptırmak. Evet. Bu kolay mı bu eli bir yaptırmak? Bir düşün, bunu bir Şükrü abim yaptırabilirdi, yaptırdı. Ama bu oyuna gelmez bu halk diyorum. Şükrü'ye veriyorum. Evet, Şükrü'ye veriyorsun oyunu. Şükrü hocam 3 yapalım. Ve arkadaşlar oyunu değiştirmek isteyen var mı? Bir kere soracağım. Bir daha sormuyorum. Ben kime vermiştim? Mete'ye mi vermiştim? Evet. Bana vermiştin abi, evet. Şerefsiz Kemal. Vay, ben niye yapıyorum? Sen 2 yap. Çelik ayna 2 yap abi. Kapatayım mı? Kalsın, tamam. İkide kalsın. Arkadaşlar oyunu değiştirmek isteyen yoksa Şükrü aramıza veda ediyor. Şükrü son sözlerin. Siz arkadaşlıktan ne anlarsınız be deyip. Ay! Abi! 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 Öldür beni. Oğlum bir de ben de... Setpostlar yapılsın. Set bak değilse yapasın. Var ya, değilse çok linç yiyeceğim ben Efe, değil mi? Şu an Sinan Çetin müziği çalıyor arkada ya. Bilemem kardeş. Yiyor mu linç? Evet. Şükrü Bey'i siyah beyaz yaptıysak geceye doğru hep beraber ilerleyelim. Buyurun arkanızı duyabilirsiniz arkadaşlar. Save me doctor. Save me doctor Kemal. Tamam mı lan? Ne lan? Koru beni amına koyayım İngilizce ya. Piş benim diplomam senden ağrıyor. Döndük mü abi? Evet. Ya Uğur ne yaptın amına koyayım? Kanka döneyim. Dön. Mete bence bitirdi beni orada. Ne diyorsun o işe? Mete nasıl yoksa bitirdi oğlum seni? Sen ben mi sıçtım? Kanka ben Şükrü'ye Mete'nin Şükrü'ye vereceğini hiç düşünmedim ya. Kanka en azından bir kişi 2 yapsaydım bari. Ne bileyim, ben öyle düşündüm. Kanka fena sıçırdım orada dur ya. Bak of, dur ama şu an... Çok üzülgünüm ya. Hayır. Üzülecek hiçbir şey yok. Şu an olay ne biliyor musun? Şu an sen aslında şüphe oklarından uzak olarak Şükrü ile ikinizin takımının bayrağını tek başına devraldın. Sona kadar götürecek kişi sensin. Artık buradan sonrası sende. Uğur. Taşıyacaksın Şükrü'nün hatırasını. Şükrü'sü becerebileceğimi düşünmüyorum ya. Becerirsin abi. Abi şu artık... an çok bak ter bastı, fark ettin mi?
Hiç ter basmasın. Bayrak sende, ben sana güveniyorum. Kimi öldürmek istiyorsun abi bugün? Çağrı'yı. Tamam. Tamam. Tamam Uğur. Sen dön tamam. Abi. Ben şimdi bir de doktorla konuşup uyandıracağım herkesi. Kemal. Kemal. Geldim geldim. Şimdi ne kanka. Yapacağım? Ne yapacaksın? Vallahi ne yapacağım biliyor musun? Beni evet. Büyük ihtimal değeri bana çok triggerlandı bu. Şükrü ise eğer beni şu an öldürür diye düşünüyorum. Ama değilsen de chat zaten belamı sikiyordur şoktan. Pardon çok. Çağrı'yı korumak istiyorum. Çağrı çok saftirik bir köylü bence. Bazen böyle onların lafına da geliyor, inanıyor ama en son doğru yolu seçiyor falan. Hı hı. Çağrı'yı korumak istiyorum ama kendim... Onlar seçti mi? Onlar seçti tabii. Onlar seçmeden önce seni döndürmem ki. Efendim? Çağrı'yı koruyorsun. Tamam. Çağrı'yı tamam. Koruyayım diyorum ya. Tamam. Çağrı'yı tamam. Koruyayım diyorum. Tamam. O zaman sen dön abi, ben herkesi uyandırayım. Söyle lan şimdi bana, söyle de baştan. Heyecan olmasın ama. Bende vertigo var, atağım tutar. Oğlum bak. Öyle denir mi lan? Tamam. Öyle deme, şey oldum bak, söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Atak matak kandırdıysan beni abi. Atak, kalbim... Vallahi gelir ha, bak chat, ben göremiyorum. Chat'e sor. Anlık atağım tutuyor kanka benim. Tamam lan tamam, kurtardım. Heyecana bu sefer. Gelin. Kurtardım. Horlu muydun? Yemin ederim hadi. Tamam. Hadi dön. Arkadaşlar herkese günaydın. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Evet. Dün gece köyümüze bir atak düzenlendi tabii ki. Ama bu atak başarıyla savruşturuldu doktor tarafından. Yes ve, be işte bu kadar su Kemal sana. Ve dün gece kimse ölmedi. Kime saldırıldığını söylüyor musun? Hayır tabii ki. O normalde söylüyordunuz ama sanki. Yok. Zor. Hiçbir zaman. Söz sizde. Söz sizde arkadaşlar. Ferit Bey'in moraller bir bozuldu. Evet evet güzel Ferit. Ne oldu? Bari güzel repediniz. Ben yani buradan... Çağrı'nın bu hareketleri de... Gülmeyen, tepki vermeyen iki kişi vardı. Biri Mete, biri Punky'ydi. Oğlum güldüm. Onu... Nasıl gülmedi? Ama hayır bir dakika. Ya? Ama hayır, buna bakılmaması lazım zaten. Önemli olan burada overreact dediğimiz aşırı tepki verene bakılması lazım. O da tek isim Çağrı Ergün'dü. Benim için netleşti vampirin kim olduğu. Teşekkürler. Arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Ben sadece şunu merak ediyorum. Şuradan mı netleşti acaba diye Sayın Ferit Bey. Burada doktor kurtardı birini dedi, Çağrı da yes falan dedi ya. Ama şu an sadece doktor görüyor gerçeği. Yani kendini mi kurtardı, gerçekten Çağrı'ya mı verdi yoksa Mete'ye mi, yani bilmiyoruz. Kimi çünkü saldırdığını evet. Söylemedi. Şimdi bir doktor oyunu mu görüyoruz acaba, sizden de bundan bu kadar eminsiniz? Bir köylü olarak sizi dinlemek isterim yoksa? Yok doktor değilim açıkçası. Tamamen pure köylüyüm. Default köylüyüm. Hmm. Çağrı'nın hani dönerken, uyumaya giderken save me doktor olayı. Uyandıktan sonra bu doktorun koruduğunu öğrendikten sonra aşırı tepkisi falan. Beni zaten huylanıyordum Çağrı'dan. İyicene ayar etti kendine. Hayır et güzelken. Kral ayırdı ben bunu. Oyun lan ben bir söz hakkı istiyorum. Bence bir Punky ile Mete konuşmasını istiyorum. Ben aşırı tepki yap, yani bilerek aşırı tepki yaparak okları üzerine çekecek kadar hani kötü oynayacağını düşünmüyorum Çağrı'nın. Bence Çağrı vampir değil bu noktada ya. Yani aşırı hareket göstereyim de her şeyi tepki vereyim ya. De ben vampir olduğumu belli edeyim kafasına girecek kadar kötü oynamaz bu oyunu Çağrı. Çağrı saf köylü hatta. İyi RP'cilerdendir. Ve ben zannetmiyorum böyle bir savın arkasında değilim açıkçası sevgili Ferit. Eyvallah. Ama yani Punky için, Kemal için, senin için sizin cümleleriniz bittikten sonra, yani sözlerinizi söyledikten sonra tekrar dille bir şeyler söylemek isterim. Uğur. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Nasıl yani diyecek hiçbir şeyim yok? Abi kafasında bitirmiş adam katil adamdır. Ben bunu söyleyeyim bu arada. Kanka bir saattir
diyecek hiçbir şeyim yok. Kameralarımıza bakıyorsun. Yani pür dikkat, fokus bir şekilde kameralarımıza bakıyorsun. Kameraya bakmıyorum ki, duvara bakıyorum. Nasıl yani? Ben duvara bakıyorum kanka orada. Orada ne var? Duvar mı var sadece? Ha. Şu an baktığın yerde. Bak şu an size bakıyorum. Anladın mı? Duvara niye bakıyorsun öyle? Duvar kanka. Daldın mı? Daldım, düşünüyordum. Ne kanka, düşündün söyleyecek bir şeyim yok mu dedim. Evet kanka, 2 saattir düşünüyorum bir bok bulamıyorum. Bu köyün delisi. Köyün delisi. Bir şey diyeyim mi? Punk'in bu açıklamaları bana da vampir gibi geliyor. Bu vampir, düşünüyorum diyecek bir şey bulamıyorum. Ya ben nasıl çıkarım bu işin içinden? Aynen. Evet. Bir yön bulamadı bence. Ya Uğur bak, gene hiçbir konuşma yapmayıp, hiçbir rol almayıp gene vampir çıkarsan harbi söveceğim bu sefer kanka. Hayır. Ben vampir olduğumu açıklıyorum. Bu oyunu bitiriyorum. Ben vampir olduğumu açıklıyorum. Bu oyunu bitiriyorum. Lan bu nasıl bir oyun? Oğlum. Bu nasıl bir oyun? Oğlum biz bir saat kavga ediyoruz lan bunun için. Bu oyunu şu an hemen bitirin. Ben şu an çok üzgünüm. Benim yaptığımı hatanın da farkındayım. Bu oyunu hemen bitirin. Adam gibi arkadaşlar. Amına koyayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar o da 17 derece cayır cayır terliyorum. Çıkartın bu oyundan. Üstümü başımı yırtacağım şimdi bak. Kanka sen ne yaptın? Zaten yaptın. Kanka ben anlatayım olayı. Anlatayım. Pankini. Pankini. Cipsi kafamı sokacağım şimdi. Çok iyi. Uğur'un verdiği oyun sonucunda Şükrü öldü ve Şükrü Uğur'un eşiydi. O yüzden Uğur bunu kaldıramadı. Şükrü üstüne bir de. Adamını astırdı abi. Şükrü öyle bir baktı ki gider ama ondan beri cayır cayır terliyorum amına koyayım. Adam vicdanla öyle bir baktı ki. Oğlum ne yapacaksın? Hani, o kadar müsaitimiz var dedi. Yani öyle bir bakış attı ki. O kadar senenin şeyini anlattı bana. Tek yapman gereken beni öldürmemek. Ya işte Şükrü. Harbiden. Beni öldürürsen işte kendi arkadaşın da seni öldürür. Hayır abi. Şöyle bir şey dedin sen. Yani çok düşündüm. Bir tek seni görüyorum vampir olarak dedin. Niye öyle bir şey yaptın bir de, o zaman? Bir de bana katılarak Şükrü'ye dedi. O zaman beni mi yanına çekmeye kanka çalıştın? Kanki? Beni ipten almışlar adam, haberim yok. Kemal'i yanım. Bak ben ne zannettim biliyor musun? Biraz o yolu. Anladım. Dedim ki Kemal'i yanıma çektim. Tamam mı? Ulan zaten Şükrü'de 2 saattir Mete'yi koruyor. Mete de vermez ona oy. Şükrü'ye ben atarım oradan şeyi oyu. Aa hani tamam ya falan, anladın mı? Kendini aklama bana. Şükrü'yü aynen öldürtmeyiz. Ama ben de Şükrü'ye karşıymışım gibi. Kanka. Hani güzel onu düşünüyorum. Bak bak. Şükrü de onu yaptı bunu da. Oy verince bitti abi, yapmasaydın. Bak ben bunu hani öyle 2 saattir böyle mermi gibi durup bakıyorum ya kanka. Bunu düşündüm. Bu patlayınca. Kanka. Yüzden bir patladım böyle. Aslında Şükrü'ye giderkenki bir bakışı beni mahvetti. Bak gözlerim doldu. Kara bastım yemin ediyorum. Abi ben şey. Donmam lazım. Ben burada hani ter döktüm ya. Sen acıdı bana. Adam acıdı bana ya. Dur sakin ol falan yapıyor. Ferit de diyor ya ben vallahi güveniyorum abi. Direkt şey yaptı. Vampirlerin... Ulan Şükrü sana helal olsun lan. Vampirlerin performansı bir yana. Yıllardır arkadaşım diyor. Bak Kemal'in doktor performansına ben harbiden bir tebrik istiyorum herkesten. Kemal doktor kanka. Kemal doktordun değil mi sen? Dari evet, doktordum. Ben Kemal sana... beni mi korumuştun? Evet seni korudum. Helal olsun. Helal. Onu bir konuşabilir miyim? Tabii. Onu bir konuşalım abi. Adam, doktor beni koru diyor. Bağırıyor. Uğur diyor ki çağrı. Tamam abi ben şey düşündüm. Hani doktor beni koru diyor ya. Korumaz. Anladın mı? Abi şey sandım ben. Gerek var mı ya bu oyunda? Uğur Cink olmuşuz. Abi adam vicdanından kaybetti. Vicdanım yemin ediyorum bak kalbim 120 ile atıyor ya. Şey olayı da aşırı... çok komik ki. Ferit o kadar duygusal konuştu ki. Ben normalde Ferit'i çok güzel yakabilirdim. Hani çağrı zaten kilitlenmişti. Ferit'i yakmamak için oyunu sattım. Hani gittim dedim ki ben boşa yatıyorum amına. O kadar duygusal konuştu ki ben kıyamadım.